Efendim şimdi çok özel biriyle tanışma vakti. Gerçekten çok özel biriyle. Upuzun saçları ve dillere destan demlediği çayıyla Ordu Perşembe'nin ünlü saçlısıyla tanışacaksınız. Adı Nusret Doğan. Nusret Bey artık 74 yaşında. Artık diyorum, niye artık dediğimi de görüntüler bitince anlatacağım size. Çünkü benim gençlik yıllarımda da karşılığı var. Nusret Bey'in 54 yıldır kestirmediği saçları ve inanılmaz lezzetli çayıyla karşınızda. Kızılderili. Kızılderiliye benziyorsam onun çayı. Benziyor musun? Oturan benziyorum. Kızılderili. Ataları Kızılderili zaten kendisinin. Uzun saçları, hali, tavırları Kızılderili. Ama o tipik bir Karadenizli. 73-74 gel abi buraya. 1,5 metreydi. Dünya Rekorlar kitabına girdim. Ama onu asıl ünlü yapansa, içenleri peşinden sürükleyen tavşan kanı çayı. Tavşan kanının üstünde. Ordu Perşembe'de yaşayan ve yüksek enerjisiyle görenleri hayran bırakan Nusret Doğan sadece Ordu'nun değil tüm Türkiye'nin uzun saçlı çaycısı. Ben yaşlı hissetmiyorum kendimi ki. Genç hissediyorum. Tam 74 yaşında ve 54 senedir ısrarla bu saçları, bu güzel beyaz ve uzun saçlarını kestirmiyor. Şu anda 74 santimetre bu saçlar. Kızılderiliye benzetiyorlar. Dedem zaten oturan boğanın torunu, bak Apache. Bak dedem burada ben. Apache. Dedem burada. Bu saçlar sigortalatıldı değil mi? Evet. Ben 68'den beri saçım uzun. Ne zaman sigortalandı? Eylül hareketlerinden evvel sigorta yaptırdım kesilmesin diye. Sık yönetim bittikten sonra sigortasını bıraktırdım ve normal devam ettim. Uzun saçlarının... yanı sıra onun asıl şöhreti eşsiz çayı. Hem yapılışı hem de tadı bambaşka bu çayın. Ne zamandan beri bu işi yapıyorsunuz? 68'den beri yapıyorum. Dedem, babam da ben 3. kuşağım. Burası dünyanın en güzel çay yapılıyor. Karadeniz sahili, bakır kazan. Altında odunlarım var. İçinde kabuk var. Ama ne kabuğu? İçinde kabuk. Şunu kullanıyorum. Yani bu benim çayın ham maddesi. Ben bardakları külle yıkıyorum. Bu 100 senelik bir bakır kazandır. Bu 8 dakika sonra buradan çay servisi sizlere yapacağım. Bizim mi? Çay sizin. ATV servisi olaraktan sizlere ikramda bulunuyorum. Bir bakalım mı tadına? Orada çaya bakıyorum. Mükemmel olmuş. O çay bu çay. Uzun saçlı çaycı Nusret Doğan işte dükkanın hemen önüne bu heykeli de yaptırmış ve görenler hemen tanıyorlar. Geliyorlar onun tavşan kanı çayını içiyorlar. Ben her zaman olmuyorum, içeride oluyorum. Yolun kenarında ben beklemektense heykelim bekliyor yolun kenarında. Defalarca geliyorum. Nasıl buluyorsunuz? Şu rengi, şu güzelliği, şu tadı hiçbir yerde bulamazsınız. Ta İzmir'den geldik uzun saçlı amcanın çayını içmek için biz. Çayının da kendisinin de namını duyduk. Vallahi biz metini duyduk, çay içmeye geldik. Uzun saçlı çaycı ömrünü bu çay ocağında geçirdi ve yaşam mücadelesi yine bu çay ocağında devam ediyor. Sabah saat 7, gece 12. Hayatım boyunca hiç tatil görmedim. Ordunun nerede olduğunu bilmiyorum. Bu meslekte ailemi ayakta tutabilmek için mücadele verdim ve bu duruma geldim. Benim hayatımda da çok özel bir yeri vardır Nusret Bey'in. Saçlı diye tanınır. Saçlının yeri. Tüm zaten tiyatro turnelerine çıkanlar ya da turneye çıkan sanatçılar Karadeniz turnesine çıktığı zaman oraya uğramadan yollarına devam etmezlerdi. 80'li yıllarda da hatta 90'larda da çok çayını içmişliğim vardır. Allah ömrünü uzun etsin bu renkli ve güzel insanın.